Değerli konuklarımız Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğü İletişim Topluluğu, Gıda ve Tarım Topluluğu ile Vebagron İşbirliği'nde düzenlenen Huyu Suyu Değiştirme Günü 4. Dünya Su Günü zirvemizin 2. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Efendim şimdi Tarım susarsa ne olur başlıklı konuşmasını yapmak üzere Cortepha Biologicals Tarım ve Pazar Geliştirme Lideri Doktor Sayın Canan Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum efendim. Teşekkür ederim ama ben bir hareket eden mikrofon alabilir miyim? Herkese merhabalar. Henüz giriş devam ediyor diye bakıyorum. Kapı kapanıyor mu? Gelen var mı diye. Öğle yemeğini yiyip gelmişlere afiyet olsun. Ramazan dolayısıyla oruç tutanları Allah kabul etsin. Bir soruyla geldim ben. Ben biraz böyle konuşan tarafım ama bir taraftan da çok merak ediyorum düşünceleriniz diye. O yüzden ilk sorum tabii ki bu. Tarım susarsa ne olur? Aç kalırız, hararet yapar. Tarım susarsa ne olur? Ölürüz savaş çıkar. Var mı arkalardan? Tarım susarsa ne olur? Yüksek konuşmalar olur yüksek sesle. Aç kalırız yine geldi. Aç kalırız. Aç kalırız diyenler? Tarım susarsa biraz önce yediğiniz öğle yemeğindeki tabak ne yesek bugün? Hangisinden biraz daha fazla alsaydık? Açık büfeye gittiğimizde yaptığımız tercihler bu hale gelebilir. Tarım susarsa biraz önce yemeye çalıştığımız o yemekteki tabaklar çekilmeye başlar. Tarım susarsa su gibi aynı en temel ihtiyacımız giderilmediği için belki de savaşlar başlar. Tarım susarsa bize çok şey olacağı belli. Sabahtan beri birçok şey konuşuyoruz. Başka konferanslara gittiğimizde de aynı şeyleri dile getiriyoruz. Böyle bir derdimiz var. Önce derdimiz şu değil mi? Nasıl besleneceğim ben insan olarak? Nasıl güvende kalacağım? Çünkü bir de savaş çıkacak dediniz bugün üstüne üstlük. Nasıl güven? Nasıl ben? Hatta sabahki sunumlardan bir tanesinde şey de derdi işte. Piramidin en alt tabakası en temel ihtiyacımız zaten bu. Nasıl gıda, nasıl güvenlik, nerede barınacağım ben gibi. Bu kadar tedirgin olmamız çok güzel ama ziraat mühendisi olarak, tarım tarafından gelen biri olarak, sahada yıllar geçirmiş birisi olarak benim bir derdim daha var sizinle paylaşmak istediğim. Tarım susarsa sizin gibi bir canlı, bir canlılar daha susuz kalıyor. Bitkiler. Hayvanları korumak için birçok ses çıkartıyoruz. Kendimiz aç kalırız diye aklımız çıkıyor bitkileri paylaştığımız bu dünyayı görmeyi çoktan bıraktık. Etrafta kaç tane bitki var onun bile farkında değiliz. Tarım susarsa o bitkiler susuz kalacak. Onlar susuz kalırsa sizin aç kalacağınızı garanti edebilirim. Tabak boş. Şimdi bu farkındalıkla geriye geleyim. Şu anda dünya nüfusunun arttığı gerçeği bilmeyen yok sanırım aramızda. Giderek artıyoruz, çoğalıyoruz ve diyoruz ki dünyaya sürekli olarak beni beslemeye ve nimetlerinden beni faydalandırmaya devam et. Ben aç kalmak, susuz kalmak istemiyorum. Ama bu dünyayı paylaştığımız canlıları çok hızlı bir şekilde unutabiliyoruz diğer taraftan. Bu kadar böyle dünya nüfusu artarken bir senaryo daha var. Son 10 yılda tarımla uğraşan çiftçi sayısında %55 düşüş var. Daha iki gün önce Ege Üniversitesi'nde kariyer günündeydim. Ziraat Fakültesi'ndeki arkadaşlarım ya da tarımla uğraşan, uğraşması gereken gençler bu alandan korkuyorlar. Tarım susuyor. Sadece su değil, susuyor. Onlar gitmesin. Tarım alanları %5 daha küçülmeye başladı. Yetiştireceğimiz alanda sınırlar var. Şimdi üstüne bir de susuzluğu ekleyeceğiz biraz sonra. Bu tarzda değişen kötü senaryolarla başlayalım önce elbet. Çünkü sabah da değindik bazılarına. Ben bir tane daha ilave edeyim hemen üstüne. Tarımsal faaliyetleri yönetmek bir ziraat mühendisinin en temel görevlerinden birisi. Biz ziraat fakültesine girdiğimizde şu anda birçok öğrenci arkadaşım var. İlk önce bize şu öğretilir. Ziraat mühendisinin görevi birim alandan en yüksek verim ve kaliteyi almaktır. Hadi alın. Abiyotik ve biyotik stres koşulları şu anda artan düzeyde verimimizi ve kalitemizi tehdit etmeye devam ediyor ve bilimsel araştırmalar gösteriyor ki yüzde 85 ve 90 düzeylerinde, 65 ile 85 aralığında bir kayıp yaşıyoruz sürekli olarak. Şimdi bizim bilim tarafından, mühendis olarak yapmaya çalıştığımız şey buradan ne döndürsek, şu kadar döndürsek, siz aç kalmıyorsunuz, onlar susuz kalmıyor. Bu kadar döndürsek ve o artan dü dünya nüfusunu belki daha iyi besleriz diye uğraşıyoruz aslında bu taraftaki bilimciler olarak tarım böyle zorluklar içerisinde devam ederken karşımıza bir de su çıktı şimdi işte iklim krizi global ısınma soğuma neyse ne ama sonuç ortada bir şeyler ters gidiyor bir şeyler farklılaşıyor ya da ya da bilmediğimiz yeni bir dünya yaşantısına hep beraber geçmeye hazırlanıyoruz ki atalarımız da milyon yıl önce defalarca geçtiler aslında bu süreçlerden bir taraftan şu tabloda internetten aldım doğrudan ne yazıyor biliyor musunuz buğdayın bir kilogram buğday için harcadığı su harcadığı su, insanın günde ortalama kullandığı su. Ne diyorsunuz? Buğday harcıyor, domates harcıyor, insan kullanıyor. Burada bile farkındalığımız farklı. O kadar beğendim ki ve Vebagran'ın sloganı huyunuzu suyunuzu değiştirin işte ya. Dilden başlayın önce fark ettiğinizi göstermeye, kendinize ve çevrenize. O da sizin kadar bu suyu kullanabilir, harcayabilir. Siz de bu suyu bu kadar kullanabilir, harcayabilirsiniz. Miktarlar burada. Buradaki en büyük farkındalık ne ama biliyor musunuz? Şimdi biz bir taraftan tabii ki kişisel kullanımlarımıza dikkat ederek gereksiz su kullanılmamasını kendimizden başlayıp etrafımıza öğreterek su tasarrufuna yönlendirmeliyiz bu kadar farkındalığı olan bir grup olarak. Ama diğer taraftan da şu gerçeği de bilmeliyiz ki en fazla suyun kullanıldığı yer tarım. Çünkü bitkilerin %90'ı su Su, su, su diyorlar. Ne yapıyorlar bu suyu bu kadar? Sabah hocalarımdan bir tanesi şeyi anlatıyordu. O kadar sevindim ki ilk girdim içeriye böyle mitokondri dedi işte Rubisco'dan var. Allah dedim tam yerime geldim ama ben o kadar derine girmeyeceğim. Ama kendisiyle ayrıca görüşmeyi düşünüyorum sonrasında. Yine de daha çocukluktan öğrendiğiniz bir formül göstereyim. Fotosentez. Fotosentez aslında Çinli bir atasözüne göre güneş ışığını hasat etme sanatı. Çünkü yaptığımız şey o. Meyve sebzeyi hasat ediyoruz. Nereden? Güneş ışığından aldığımız o devreye sokuşla beraber. Fotosentezin formülünü hatırlamayanlar için hatırlamak zorunda da değilsiniz. İşte bu. Karbondioksit alır. Bitkiler karbondioksiti alır, oksijeni verir, değil mi? Bunu biliyoruz. Bitkiler karbondioksiti alır, aynı zamanda şeker verir. O şeker dediği şey de sizin yediğiniz şeydir meyvenin içerisine gider, birikir, olgunlaşır ve yemeye başlarsınız. Bakın bakalım en çok kullandığı şey ne bu formül içerisinde? En az karbondioksit kadar suyu kullandığı görülüyor aslında gayet net. Su bu kadar çok önemli. Çünkü o tabaklara istediğiniz kalitede, benzer şekillerde, aman yumuşamamış, etrafında darbe almamış, rengi hiç bozulmamış meyve sebzenin çıkması için bu döngünün devam etmesi gerekiyor. Tarımsal alanlar %73'lük su kullanımıyla şu anda en çok suyun kullanıldığı yer. Sabah o kadar güzel konulara değinildi ki buradaki küçücük bir israftan tasarruf hepimizin su ihtiyacını karşılıyor aslında. Demek ki başlayacağımız noktalar bir taraftan belli. Diğer taraftan suyun şöyle bir önemi var bitki içerisinde. Biz bitki besleme tarafında çalışan bir firmayız. Bitki beslemeye ait elementlerin bitki içerisinde taşınması için suya ihtiyaç var. İstediğiniz gübreyi verin. Su yoksa taşıyamıyor. Kanaldan sular geçecek. Terleme, solunum, o faaliyetler devam edecek bitkide ki bunun besin elementlerinin hepsi bir yerlere ulaşsın. Fotosentez, solunum, hepsi devreye girsin. O proteinler, şekerler üretilsin ki bizim tabağa yine o meyveler gelsin. Dolayısıyla bizim için su, bitkiler için su çok önemli. Bu önemi farkındayız. Oradaki kullanım alışkanlıklarını da beraberce şekil vererek düzeltmemiz gerekiyor aslında. Buradan ilerleyecek olursam şöyle bir şeye geleyim. Yine şunu anlattık, sabahki konularda da yine değinilen bir şey. Hava sıcaklığının artması bizi bir paradoksa, paradoksa döndürüyor. Sıcaklık artıyor, buharlaşma artıyor. Buharlaşma artıyor, ani yağmur geliyor. Ani yağmur geliyor, sel. E, su yoktu, e bu da çok. Bunda ne yapsın bitki? Kendinizi onun yerine koyun uzun bir süre su yoktu. Aniden yağmur geldi ve sular altındasınız. Bu fotoğraf gerçek 2019 ama size ben geçen seneden de getireyim. İnşallah bu sene olmaz. Bu seneden de böyle manzaraları bolca göreceğiz. Bitkinin beyni diye tabir ettiğimiz kökler o aşamadayken su altında ve boğulmuş durumda duruyor. Şimdi nasıl fotosentez yapsın? Siz bu kadar stres altındayken gidip de ay gideyim işlerimi bitireyim diye düşünüyor muydunuz? Yoksa ilk yaşadığınız streste evinize kapanıp ailenizle kalmaya ya da kendinizi kapatmaya mı başlıyorsunuz? İşte onun da yaptığı tamamen bu. Böylesi stres anlarında ne yazık ki bitkiler kendini kitliyor, kendini tasarrufa alıyor ve bu sebeple yemek istediğimiz o besinlerden kısmak zorunda kalıyor. Kendi çok istediğinden değil, onun derdi zaten verimi arttırmak, neslini yürütmek, doğanın kanunları göreği çalışmak. Ama şartlar böyle olduğunda durum aynı gitmiyor. Böyle kötü durumlar yaşanırken bitkide yaşananları şöyle hatırlayın. Onlar bizimle bu duayı paylaşıyorlar ve başlarına gelen her stresi kendi stresiniz gibi düşünmek zorundasınız artık. Sizin canınız sıkıldığında diyorsunuz ki, aa bana eşim bugün çok ters davrandı, alarm, stres geldi. Hava sıcaklığı 40 dereceye çıktı, alarm, bitkiye stres geldi. Bitkiye ilk stres geldiği anda bu alarmla beraber kendini nasıl kurtaracağını biliyor aslında bizden daha güçlü canlılar onu da itiraf edeyim ve galiba şöyle bir şey var evrim sürecinde bize bir şey olsa da onlar yaşamaya devam edecek en güçlü canlılar içerisinde bir şekilde. O yüzden onlardan öğreneceğimiz şeyler olduğunu da düşünüyorum bir taraftan. Eğer bu alarm yani stres düzeyi çok yüklü bir şekilde devam ederse bitki içerisinde akut zarar dediğimiz ölüm don zararı sonrasında bolca görüyoruz tarımsal alanlarda. Eğer ki bu şartlar biraz iyileşirse, yani o moralini bozan şey devreden biraz çıkarsa dayanmaya başlıyor. O sıralarda aramızdaki mühendislerden, çözümü olanlardan birileri destek verirse belki de o süreci geçirip onarım aşamasına gelip kendi bunalımından kurtarıp ölmeden o süreci atlatabiliyor. Yapabildik mi? Yaptığımız şeyler var. Yani şunu da bilmenizi istiyorum. O kadar kötü senaryolar anlatacağız ki size, yaşayacağız da beraber. Bugün de konuştuk hepsini. Bunlar hepimizi umutsuzluğa sürüklüyor besbelli. Beni de zaman zaman, birçoğunuzu da duyduğum kadarıyla. Ama şunu da bilmeliyiz ki insanoğlu bir şeyleri bir şekilde her zaman çözmüş. Ve bizim bu dünyadan başka gidecek yerimiz, bu ülkeden başka yaşayacak bir yerimiz olmadığına göre çözümün bir parçası bir hocam söyledi sabah Önce neden dedi çözümü sonuca bakmayın sonucu değiştirmeye çalışmayın çözümün parçası olun diye. Oradan başlayalım. Ne yapabilirim? Bilmem. Neler yapabilirsiniz o sizin elinizde tabii. Onları da değerlendireceğinizi düşünüyorum. Ama ben bitki tarafında kalmaya devam edeyim çok şeye girmeden diğer derin konulara. Bitkilerde abiyotik stres dediğimiz susuzluk, kuraklık geldiği anda stresin etkisiyle beraber Az önce bahsettiğim fotosentez solunum gibi tüm fonksiyonlar yavaşlamaya hatta duruş aşamasına kadar geçebiliyor. Bunların geçmesiyle beraber bitkilerde bütün stres hormonları yükselip kendini öldürebilecek düzeylere getirebiliyor. Bu aşamaların hepsinin farkındaysak, bu kadar şiir gibi size anlatabiliyorsak, şimdi siz de bana şu soruyu sormanız gerekir diye düşünüyorum. Ee, ne yaptınız peki? Yapacak bir şey var mıydı? gayet güzel diyorsunuz hadi elinizden gelen bir şey varsa yapın diye. Yapacak bir şeyler vardı. Rubisco'yu öğrendikten sonra hücrelerdeki ROS yani reaktif oksijen türleri denilen o zararlı maddeleri öğrendikten sonra bilim adamları şanslıyız ki bunları nasıl temizleyeceği üzerine de çalıştı. Ben birkaç tane örnek göstermek istiyorum o yüzden ve şunu da söylemek istiyorum. Bir şeyler kötü. Ama bir şeylerin de çözümü var. Yani huyu suyu değiştirirken ağlama huyunuz varsa bu sefer gülerek çözüm bulma huyuna doğru geçer misiniz ne olur bugünden sonra? Bugünden sonra bir farkındalık olacaksa arabanızı o suyla yıkamak yerine yandaki bitkiyi döker misiniz ne olur? Ya da işte sürdürülebilir bir hayatta kalmak için neler yapabiliriz bu akşam daha çok sorar mısınız kendinize? Sürdürülebilirliğin İngilizce hali, normalde İngilizce kelime kullanmıyorum ama sustainable'ı neden getirdim? Aslında şu vurguyu getirmek için. Ne anlama geldiği o kadar dilimize böyle şey geldi ki her tarafta bir sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik nasıl sürdüreceğiz diye söyleyen yokken. Latincesine geri döndüm o kadar anlamlı ki arkadaşlar. Sizlerle paylaşmadan ne demedim? Sas ve tenere. iki tane latince kelime. Sas diyor ki aynen şöyle. Ayakta kal ve devam et. Şimdi ayakta kal ve devam et sürecinde ne yapabiliriz? Çözüm getirmeliyiz. Ben bitki besleme bakış açısıyla şu anda pazarda, firmalarda, çiftçilerimizin hizmetinde neler olduğundan küçücük bahsedeyim size. Tanımlamalar değişiyor. Bakanlıklar farklı tanımlamalar kullanabiliyor. İşte kullanıcı farklı isimler verebiliyor. Ama böylesi ürünler var şu an piyasada onu bilin. Hümik asit, yosun, aminosit, mikrobiyal gübreler ya da bazı besin elementlerinin orada bulunan stres sürecine, kuraklık sürecine olumlu etkileriyle ilgili tanımlanmış bilimsel hikaye olmayan gerçekler var. Bunlar bir çözüm. Bu çözümlerle ilgili birkaç tane de sonucu paylaşmak istiyorum. Umut olsun diye. Çünkü çalışınca oluyor. Çalışmaya devam edelim diye aslında. Burada bir tane narenciye örneği. Narenciyede yüksek sıcaklık ve suyun sıkıntılı olduğu bir dönemde Adana bölgesinde son dönemlerde yaşadığımız sorunlardan bir tanesi çiçek dökümleri ve arkasından tabii verim ve kalite kayıpları görüyoruz. Bakın 48 dereceler, 43 derecelerin görüldüğü ortamlar bitki için uygun ortamlar değil ve bitkiye bir şeyler ters gittiğinde kendini kapatıyor unutmayın. Bu kapanma bize nasıl mal oluyor? Nelere mal oluyor? Stoma'nın kapanması, gelişimin yavaşlaması, fotosentez hepsi daha az portakal limon yemenize sebep oluyor kabaca tabir etmek gerekirse. Bununla ilgili ne yaptık? Bununla ilgili yaptığımız uygulamada aslında biz o bildiğimiz mekanizmayı devreye soktuk. Stres hormonu adı verilen etilen seviyesini geriye çekmek ve hücre içerisindeki reaktif oksijen türlerini temizlemek üzere bir uygulama yaptırarak tekrar onun açılabilirliğini sağladık. Net fotosentez oranındaki artış şu an tabloda görülüyor. Yani bitkiyi tekrar devreye soktuk. Siz sıkıntılarınız olduğunda bir psikoloğa gidebiliyorsanız onun da destek almaya bir hakkı var diye düşündük. Tabi terapi gibi değil, daha bilimsel, daha teknik bir şeyle geldik ama benzetme kullanıyorum. Özellikle ziraat mühendisi aday arkadaşlarımın da bolca aklında kalsın ve sektör dışından gelenler de anlamaya devam etsinler diye. Sonra dedik ki bunu madem ki şeyde yapabiliyoruz, narenciye de bir şey de daha deneyelim. Bir bitki daha, bir örnek daha verelim kendimize. Daha çoğunu ölçtük aslında, hepsini getirmedim burada. Patates, aynı sorun, İç Anadolu bölgesi. Biliyorsunuz zaten Konya'da kuraklığın yaşandığı bölgelerden Niğde tarafı her yerde. Ama diğer taraftan yüksek sıcaklığın bitkinin metabolizma suyu üstüne verdiği emirler çok net. Diyor ki dur çok sıcak çalışma üreme büyüme burası uygun değil. O uygun değili uygun hale getirebilmek üstüne yaptığımız bazı uygulamalar oldu. Bunun sonucunda da yine fotosentez oranını inceledik. Ve fotosentezi devreye sokabilmemiz aslında bizim şeyin ispatıydı. Fabrika tekrar çalışıyor, ışığı tekrar hasat etmeye başladık. Bu da demek oluyor ki hepimiz tekrar patates kızartması yiyebileceğiz. Ne sağladık? En sonunda %7'lik bir verim artışıyla geldik. Artıyla kapattık. Yüzde yedi nedir ya falan diyebilenler olabilir. Özellikle çiftçilerimiz bazen şey yapabiliyor böyle işte küçük oranlar gördüklerinde. Oysa ki başarılı bir tarlayı yüzde iki bile arttırmak bir başarıdır. Neyle muhatap olduğunuza göre değişir. Diğer taraftan günlük yaşantıya taşıyayım. Aradaki fark bakın yaklaşık dört ton kadar. Dört ton. Kaç insan beslenir? Siz hesaplayın orada. Ne kadar patates tükettiğinizi bilmiyorum ama sağlam bir kitlenin besleneceğini söyleyebilirim. Buradan geleceğim konu belli. Hazır bu kitleyi ve umarım ki seyircileri yakalamışken. Tarım hepimiz için. Tarım için ayakta kalmaya ve devam etmeye mecburuz. Tarım susarsa tabak boş. Hepimiz çalışmaya devam edersek hepimiz için güzel bir dünya var. Teşekkür ederim. Efendim bugün ilişkin kendilerine hediyelerini takdim etmek üzere ve background kurucu ortağı Sayın Dağhan Kazancı'yı sahneye davet etmek istiyorum.